Melih Aşık Milliyet'teki Bu Neyin Rövanşı başlıklı yazısında Kur'an'ın seçmeli ders olarak okutulmasının laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek şunları söylemiş. Laiklik nedir? Tayyip Erdoğan son olarak geçen sonbaharda Mısır'da dile getirmişti. Laiklik devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasıdır. Yeni eğitim yasasıyla tüm ilk ve orta derece okullarda Kur'an ve Hazreti Muhammed'in hayatı seçmeli ders olarak konuldu. Diğer dinler unutuldu veya umursanmadı. O yüzden bu yasa için aynı zamanda laikliğin sonu deniyor. Seçmeli Kur'an dersi de pek seçmeli kalamayacak. Bu seçmeli dersleri almayanlar özellikle taşra illerinde ateist olarak damgalanacağı için çocuklar zoraki de olsa bu seçimi yapacaklar demiş. Ayrıca CHP'li bazı milletvekillerinin de çocuklar bu derse girmeye zorlanarak başka seçmeli derslerden feragat edecekler şeklinde eleştirileri olduğunu söylemiş. Ya kardeşim amma acayip konuşuyor. Çocuk mesela başı ağrır derse giremez. Ya çok iyi biliyordur. Gayet güzel Kur'an bilgisi vardır. Siyer bilgisi var. Yahut evinde okumak ister. Yani illa okulda öğrenecek diye bir şey yok ki. O derste gider aynı dersi dershanede oturacağını gider evinde okur öğrenir. Kitaptan değil mi? Kitabı okumayacak mı? Ben gider gider evimde okuyacağım der. Yani dershanede okumak kutsal bir görev mi olmuş oluyor? Ne fark edecek yani? Değil mi? Gider kendi evinde okur. Ama öyle bir vesvese varsa tabii onu da kaldırmak lazım yani. Bir de o derslere katılan öğrenciler çok nadir oluyor benim bildiğim. Yani bizim eskiden de olurdu öyle. Üç öğrenci, beş öğrenci falan, bazen hiçbir öğrenci katılmıyor. Yani bunu bu kadar büyütmeye gerek yok ki. Değil mi ya? Mesela özel kurs verirler. Bir şey olur mesela bir resim kursu oluyor. Beş öğrenci katılır, üç öğrenci katılır. Bu genel kültür. İslam konusunda genel kültür. İsteyen gider, isteyen gitmez. Bu bir ölçü değil ki. Mesela çok iyi bilgisi olan bir kişi o derse katılmaz. Ama işte yobazların meydana getirdiği o baskı kültürü, bak bunun arkadaşları biliyor musun nasıl tedirgin etmiş. Mesela başörtüsü hanımlara kudurmuş köpek gibi baskı yapıyorlar. Lan sana ne? Hıyar. İster başını örter, ister örtmez. Sen ne karışıyorsun? Sen ayeti hatırlatmışsın, tamam. Kur'an'ın hükmünü hatırladın. O kadar. Zaten okuyor, zaten biliyor. Bilinmedik bir şey değil. Yani namaz konusunda baskı yapmak, efendim değil mi? İbadet konusunda baskı yapmak Kur'an'a uygun değil. Allah dininde zorlama yok diyor. Tebliğ yapıldıktan sonra tamamdır. İster yapar, ister yapmaz. Birçok nedeni olabilir. Yani o senin düşündüğün gibi de yorumlamayabilir. Başka türlü de yorumluyor olabilir. Yani.